Arkadaşlar merhaba, bir önceki videomuzda nelere değinmiştik, kısaca hatırlayalım. Eğer bana hisse senedinin değerini, opsiyonun kullanım fiyatını, risk içermeyen getiri oranını, vadeye kalan süreyi ve volatiliteyi verirseniz veya log getirilerinin standart sapmasını verirseniz ve bana bu alt veriyi verirseniz, bunları Black-Scholes formülüne yerleştirebilirim. Evet, Black-Scholes formülü. Ve formülü kullanarak size bu Avrupa tipi alım opsiyonu için uygun fiyatın ne olması gerektiğini bulabilirim. Bunların hepsi kulağa son derece basit geliyor, bazıları gerçekten de basit ve net. Örneğin, hisse senedi fiyatının ne olduğunu hemen bulabilirsiniz. Kullanım fiyatı kontratın bir parçasıdır, bunu zaten biliyorsunuz. Risk içermeyen getiri oranı için kamu borcu faiz oranlarını kullanabilirsiniz. Bunu bulmak da oldukça kolay. Vadeye kalan gün sayısı da oldukça kolay bulunabilir. Bugünün tarihini ve bunun ne zaman vadesinin geleceğini biliyorsunuz. Şimdi volatilite üzerinde biraz düşünelim. Log getirilerinin standart sapmasını nasıl hesaplıyoruz? Black-Scholes modelinin varsayımlarından birisi, bunun basit bir şey olması ve bu menkul kıymetin içsel özelliğinin olmasıdır. Bunu tahmin etmeye çalışmanın yolu, hisse senedinin önemli değişim göstermediği bir dönemdeki log getirilerinin standart sapmalarını incelemektir ve bunu veri olarak kullanıp bir fiyata ulaşmak. Bunların hepsi çok ilginç ancak bunun tahmini bir değer olduğunu akılda tutmakta fayda vardır. İçsel özelliğin değerinin gerçekten ne olacağını bulmak mümkün değildir. Opsiyonun geçerli olduğu süre boyunca sabit kalacak içsel bir özelliğinin olması bile başlı başına bir tahmindir. Şu da ilginç, bu alım opsiyonları sürekli olarak işlem görüyorlar. Dolayısıyla hisse senedi fiyatı bu olan ve kullanım fiyatı bu olan bir alım opsiyonuna bakarak bu iki şeyin ne olduğunu biliyorsunuz. Bu şu an 3 dolardan işlem görüyor diyebilir ve bunun ne olduğunu bulabilirsiniz. Bu daha da ilginç bir soruyu getiriyor. Eğer bunun ne olduğunu tam olarak biliyorsanız veya bunun piyasadaki fiyatını biliyorsanız, dilerseniz bunu yazalım. Piyasa bunun fiyatının bu olması gerektiğini düşünüyor. Bu, piyasada gerçekleşen işlemlerden oluşan bir fiyat ve piyasadaki fiyatın ne olduğunu bulabilirsiniz. Buradaki diğer verilerin ne olduğunu da biliyorsunuz. Bu durumda bu çıktıyı ve bu girdilerin tümünü Black-Scholes modelinde geriye doğru kullanarak piyasanın bunun değerini ne olarak tahmin ettiğini bulabilir misiniz? Cevap evet. Kişiler piyasadaki volatiliteden bahsettiklerinde veya piyasadaki volatilite beklentisi nedir diye sorulduğunda piyasanın volatilite beklentisini nasıl bulabiliriz? Bu durumda piyasada opsiyonların nereden işlem gördüğüne bakabiliriz. Ve Black-Scholes formülünde girdi olarak kullandığımız buradaki diğer verilere bakabiliriz. Piyasanın bu opsiyonu 5 dolar olarak fiyatlaması gerçeğine ve buradaki diğer verilere dayanarak bu menkul kıymet için log getirilerinin standart sapmasının şimdi bu olduğunu varsayıyor olmalılar diyebiliriz. Şimdi diyelim ki işler karışıyor ve piyasa koşulları daha çetin hale geliyor. Bu durumda insanlar zımni volatilitenin yükselmesi sebebiyle bu alım opsiyonu için daha fazla para ödemeye razı olacaklar. Zımni dalgalanma oranıdır. Bu terimin İngilizcesine daha çok aşina olabilirsiniz. Implied volatility. Kişiler zımni dalgalanma oranından bahsettiklerinde, hatta bu oran üzerinden işlem yapan kişiler de var. Konuştukları şey şudur, opsiyonlar piyasada sürekli olarak işlem görüyor. Piyasanın bu fiyatın ne olması gerektiğine ilişkin fikrini, yani cari fiyatı alarak bunu Black-Scholes modelinde yerine koyarak, çünkü buradaki verilerin ne olduğunu biliyoruz biz, piyasadaki cari fiyata bakarak zımni dalgalanma oranını veya bu menkul kıymet için piyasanın zımni dalgalanma oranının ne olduğunu düşündüğünü bulabilir miyiz?
Cevaplayalım. Bunu pek çok sayıda menkul değer için yaparak belirli bir an için piyasadaki zımni volatiliteyi bulabiliriz. Yani bu son derece ilginç bir fikir. Ancak bir yandan da çok temel bir fikir, sadece Black-Scholes formülünde verileri yerine koyuyor ve bu değeri buluyoruz.